Dilan peki şimdi televizyonunu yeni açanlar vardır. Evet. Belki seni tanımayanlar vardır. Tabii. Şunu soralım. Dilan Polat kimdir? Evet. Ee, şimdi her şeyden evvel... Böyle ben... hikayeye en baştan başlayabilirsin. Neresinden ama. başlayayım kız? Çok Neresinden uzun. istiyorsan baş, başlayabilirsin. Aileden mi geliyor bu zenginlik, aile Hı. hikayenden? Nereden istiyorsan. Yani bu aslında çok fazla tartışma konusu oldu <laughs> ama... ...artık ben bunu anlatmaktan da dilimde tüy bitti. insanları çok umursamıyorum da açıkçası ama... Yani hani bana göre evet bu hani böyle şeyleri sohbetleri böyle eğlenceleri enerjileri yapıyoruz ama gerçekten bence para çok değersiz bir şey hayatım. Çünkü ben defalarca kere anlattım dedim ki bakın arkadaşlar çok zengin çok varlıklı bir aileden geldim. Çok tanınan çok saygıdeğer iş adamlarının torunlarıyım. Hani çok bilinen ama hani benim babam da aynı şartlar altında iş hayatını sürdüren çok bilindik güzel bir iş adamıydı babam. Ama işte ne oldu bizim bir gecede hayatımız bitti hayatım. Annemi kaybettim, çünkü annemi öldürdü babam. Hani çok kişi de bunu biliyor zaten artık. Hani... Hiç seni tanımayan için böyle... çoğu kişi bilmiyor. Çok ha, öyle mi? Evet, çoğu insan da bilmiyor aslında. Seni takip edenler biliyor, şu an ekranı açmış. Sen çok istersen güzel. bahset, istemiyorsan. Hayır, ben şey e, çok fazla konusu geçti ama ilk zamanlar çok zorlanmıştım ama artık kendi içimde de anlata anlata sindirmeye başladım çünkü hmm. e, bu çok istediğim bir şekilde paylaşılmadı. Birkaç kişi vardı böyle sosyal medyada bunu paylaşmam için direten. Hani ortaya çıktı. Hani sen çok büyük bir şeymiş gibi. Evet büyük bir şey aslında benim için ama istemezdim tabii ki de. Çünkü... Sen şahit mi oldun olaya? Evet evet. Yani o anla şahitlik etmedim. Hmm. Olduktan sonrasında biz gördük. Ama benim erkek kardeşim ki çok küçüktü. Bir buçuk yaşındaydı o olaya şahit oldu. Tabii ki de o bilmiyor yani. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyor. Ee, yani bir gece babam rahatsızdı. Beyninde tümör vardı benim babamın. Ve aynı böyle atakları ve nöbet anları krizleri olurdu o aşamalarda mesela e, ne yaptığını ya da bizim kim olduğumuzu hiçbir şekilde babam bilmiyordu. Hatırlamıyordu bizi, anımsamıyordu. E, yine öyle bir atak dönemine denk geliyor ki çok tedavi oldu. Amerika'ya gitti. E, Profesör Gazi Yaşargil hocamız vardı. Meşhur. Dünya iyisi bir adam. Evet o babamın ameliyatlarını gerçekleştiriyordu. Ama hani hep oradaki alsa da hep bir ufak bir şey kalıyordu. Onu işte radyoterapiler kemoterapilerle baskılamaya çalışıyorduk. Ama işte gitmiyordu yani. Hastalık hani bu Allah verdi mi veriyor. Zamanla büyüdükçe 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 beyinde sıkışım yapıp nöbetler oldu ve babamın ruhsatlıydı silah hmm. Yani iş adamı olduğu için biliyorsun hani o durumlarda bir silah verilebiliyor. Ama babam o silahı da hani öyle çıkarıp kullanan bir adam da değildi yani. O gece ne oldu bilmiyorum. Çok ilgilenmiyorum da. Çok araştırmıyorum da. Hmm. Ama hani bir tartışma yaşadıklarını biliyorum. O esnada da işte annem tam böyle Hani nöbet geçiriyor diye su getirmek isterken salona doğru girdiğinde babam hani artık ne gördü ne yaşadıysa o esnada anneme çıkarıp hani ne kadar şuurunu yitirmişse 14 kuruşunu sıkmış. Yani ben şimdi şimdi anlatabiliyorum sen bakma. Hmm, hani anladım. Biraz da şey destek alıyorum artık. Haklısın. Evet. O yüzden eskiden mesela çok şey olurdum, anlatamazdım, çok ataklarım olurdu, bayılırdım mesela. Bir yandan anlatırken şak diye giderdim böyle. Şimdi de çok girme istiyorsan. Evet çok ya, Kendini lütfen. üzme, evet, evet, girmek yok evet, yok tamam. Yok. Ama hani şey yani şey demek istiyorum bu para böyle bir şey değil hayatım, değil. Yani sonra insanlar şunu sorguladı mesela tamam. Bu çok zengin bir iş adamını yine kızıydı sonra o para nereye gitti? Yani ne bileyim zıkkımın kökü ben şimdi babam gitmiş cezaevine ben gitmişim oraya o gitmiş buraya biz yokuz ki aile dağıldı. Sen ne yapacaksın 11 yaşında çocuğum ben şeyin peşine mi düşeceğim? Bizim paramız nerede bilmiyorum ki şu anda rahmetli babam da nereye neyi yaptı. Bize birkaç ev bırakıldı bize birkaç ev kaldı Üç kardeşiz biz. Onun dışında adam cezaevine girdi hayatın bir süre sonra borçlanıyorsun aksine devlete. Tabii ki. Bunu insanlar ticaret yapmayan insanlar algılayamıyor. Diyor ki o benzinlikten nereye gitti? Olur mu orada faaliyet gösteren bir yer, bir sürü personel, bir sürü ödemeleri olan bir yer, bir süre sonra borçlanmaya başlıyorsun aksine. Evet. Hani ee, birileri de e, sen de para e, güç var diye bunu bir süre sonra tehdit malzemesi olarak kullanmaya başladılar, değil mi? Orada biraz canı sıkıldı. Ha, öyle bir şeyler olmuştu. Ya, evet, onları çok şey yapmak evet. istemiyorum hayatım. Evet. Olmuştu. Bitti, tamam. bitti ama. Peki sonra. Ee, Engin nerede giriyor Sonra hikayeye? hayatım <laughs> bu çok merak ediliyor Böyle biz uzun uzun konuşuyoruz Storylerde ben hızlı hızlı konuşuyorum ya Çok da girmek istemiyorum <laughs> Sonra sevgilim ben e, Okul hayatım benim çok kötü ilerledi çünkü, Sen kimin yanındasın bu arada? Teyzemlerin Teyzem yanına geldim diyorsun. Anne teyze dedim ben <laughs> ona Yani benim teyzeme anne teyze dedim Birleştirerek çünkü bizi o büyüttü ee, Biz onların yanına yerleştik Yerleştikten sonra da benim okul hayatımda çok iyi ilerlemedi açıkçası çünkü travmalarım vardı kekeme bir çocuktum derslerime adapte olamıyordum çok da başarılı bir öğrenci değildim zaten ama o süreçten sonra bütün okula bağlantım açıkçası koptu çünkü hayata adapte olmadım ben hayat yakalamaya çalışıyordum yani eğitimi değil tamamen hayat yakalamaya çalışıyordum evet. o süre zarfında e artık çok net söyleyeyim o okuldan atıldım, bu okuldan atıldım falan filan. İlk başta kolejlerdeydik. Sonra baktılar ki teyzemler de haklı olarak hani kolejlere bu kadar para veriyoruz. Bir kız okumayacak. En azından hani normal bir okula verelim diye. Eşimle oldu okula Şimdi bak kısmet iyi ki de gitmişim Aa. kocamı tanıdım orada mesela düşünsene. He, bak. Evet oraya gittim ve hiç unutmam ölsem unutmam merdivenler çıkarken Engin'i görmüştüm. Şöyle ensesiyle oynuyordu. Ay kesinlikle dedim ben bu okulu istiyorum teyze dedim lütfen. Ben <laughs> kekeleyen çocuk bir anda hayatımın bir cüzdesi. mi çözüldü? Ay mi mutlu oldum onu gördüm Ay ben dedim burayı istiyorum dedim. Olur dedi vardı şeyde aldılar beni kontenjan. Kayıt oldum oraya yazıldım Engin'le öyle tanıştık ben 15 yaşındaydım. O fotoğraflarınız da var, getirebiliriz Var, benzeriz. hayatımın aşkı mucizesi yani. Öyle tanıştık Engin'le. Ee, ondan sonra, ay baksana kocamın güzelliğine, evet. birinci gün. gün. Ay, Kaç yaşındasınız kurban burada? Olurum. 15 yaşındayım 15 aşkım, Engin 17. Evet. Ya hala çok aşıksın, ben aşkım Ben olurum falan, kocam. 18 yıl. Ha? Evet, bazen tabii kızıyorum ediyorum ama kocam yani, derinlerde kocam. Hani Düşünsene bak aşkım, burada ben çok acılı bir küçük bir çocuğum. Evet. Anlatabiliyor muyum ve her an olduğum yerde düşüp bayılan bir çocuğum. Saçlarımı orada herhalde depresyona kendim böyle değişik kesmiştim falan mesela. Sonra içime renkli tişörtler, aynı tişörtlerle uyumlu tokalar giymeye başlama sebebim Engin mesela. Okul hevesim geldi onu göreceğim diye. Hmm. Engin'e sen aslında birçok şey yüklüyorsun. Evet, değil mi? Baba. annem, babam, hocam, çocuklarımın babası, hayatımın mucizesi, evimin direği, yani her şeyim Engin. Çocuklarım. Sonra işte biz Peki çalıştık. evlendiğinizde Engin'in hali vakti yerinde mi? Şöyle hayatım işte orası çok merak edilen Hı. çok wow bir e, Hayat maddi yok. durumları yoktu evet hatta ben evleneceğim dönemde de şimdi teyzemler de hani varlıklı bir aile oldukları için Hı. o kendilerine özgü bir durumları anlatabiliyor muyum? O da teyzemlerde kardeşlerinden babalarından Hı. hani acaba nasıl olacak yapabilir mi sana ben seviyorum bu adamı Hı. ben paraya bakmıyorum ki bir de aşkım 17 yaşında evlenmişim 17 yaşında bir çocuk ne kadar paradan anlayabilir? Evet. Hani ben oradan geldim, ...o nasıl bir hayat yaşayacağım, ...onun da değil ki ben seviyorum ve engin yani yemişim parasını, hayatta insanlar her şey para zannediyor. Çok küçük yaşta acı yaşamışım ve ben burada sevgi bulmuşum. Ayrıca enginlerin evi inanılmaz huzurlu bir ev. Hmm. ...kayınvalidem ben gittiğimde böyle Şükran teyze derdim, sofralar hazırlardı, kahvaltılar, yere sofra kurardı. İnanılmaz mutlu oluyordum ben mesela. Ve insanlarda da hiç şey yoktu o dönemlerde. Aa bu kızın durumu işte, ay biz şöyle yapacağız, yer sofrası kuracağız falan filan çekinceler hayır bizim hayatımız mı ben de zaten bunu sevdim hı hı. Dilan herkes şunu merak ediyor evet yola çıktığınızda eşinin çok fazla parası yok evet. sen de de belirli zaten aile acım var evet. Siz ne oldu da bu kadar parayı buldunuz. Evet herkes bunu merak ediyor ha, hayatım. O para, o değirmenin evet. suyu bir anda nereden geldi? Şimdi aslında şöyle bu değirmenin suyu bir anda gelmiyor hayatım. Bu değirmenin suyu biz Engin'le 18 yıl oldu tanışalı. Hmm. Evet çok küçükken çok güzel işler başaramadık. Ancak biz evlendikten sonra Engin'le bizim anlaşmamız Engin üniversite mezun olduktan sonra kısa dönem askere gidecekti. Hmm. Hani ben onu kısa dönem bekleyecektim. Engin bir anda gitti tecili bozur çünkü Engin ticaret adamı. O dönemden beri öyle bir adam o. Hmm. Hani ben bunu başaracağım dedi. Ben hiç o zaman kayınvalidemle kendi yaşarken de hani evlerimiz karşılıklıydı hmm. Engin'le de. Ben hani kötü günler elbette ki yaşadım ama hayatım önce hep kötü günlerim olmadı. Gayet de mutluyduk yine istediğimi oluyordum her yere gidiyorduk geziyorduk. Tabii ki de hani kendi ailemle yaşadığım gibi değil ya da şu anki hayatta kıyas edemezsin ama hani yine de bana yetiyordu o yaşta bir kız için.